Filiz'in Mutfağı YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere kabakla öyle lezzetli bir yemek serfim var ki mutlaka deneyin. Öncelikle 3 tane kabak ihtiyacım var. Orta boy kabak kullandım. Kabakları yıkadım ve alacalı şekilde soyuyorum. Kabak gerçekten etten daha lezzetli arkadaşlar. Hem çok sağlıklı hem de çok besleyici bir sebze. Şöyle üçünü de aynı şekilde soyarak hazırlıyorum bütün kabakları soydum ve artık ortalarından bölüyorum. Öncelikle ortadan ikiye bölüyorum. Daha sonra dörde bölüyorum. Eğer kabakları çok ince kıyarsanız pişerken eriyecek ve yok olacaktır. Mutlaka biraz şöyle büyükçe doğrayalım ki kabaklar tamamen piştiğinde kaybolmasın. Gördüğünüz gibi bakın ne çok kalın ne çok ince orta bir şekilde bu şekilde kıyıyorum Dilerseniz yuvarlak yuvarlakça doğrayabilirsiniz Ben bu şekilde yaptım bugün değerli takipçilerim beni nerelerden izliyorsunuz hangi şehir ülke il ilçe yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi Ben de öğrenmiş olurum Ben sizlere güzel İzmir'imden sesleniyorum bütün kabakları bu şekilde doğramaya devam ediyorum. Hem çok ekonomik hem çok pratik bir tarif. Yemek kaşığı kadar zeytinyağını aldım. Biraz önce söylediğim gibi eğer diyet yapıyorsanız bir yemek kaşığı yağ kullanabilirsiniz. Tam bir gerçekten diyet yemeği oluyor. Çok hafif ve çok lezzetli. İçerisine bir tane havuç kullandım. Havuç çok lezzet katıyor. öncelikle havuçla birlikte bu şekilde biraz kavuracağım. Daha sonra üzerine bir tane büyükçe soğan kıydım. Soğanları da büyük büyük kıydım arkadaşlar. Şöyle ay şeklinde kıydım. Çünkü piştiğinde küçük doğradığımızda kaybolup gidecekti. Soğanla birlikte çok az şöyle soteliyorum. Daha sonra kapya biberi ekleyeceğim. Onunla birlikte de kavuracağım. Çok aşırı kavurmuyoruz arkadaşlar. Kabaklarla birlikte de pişeceği için çok aşırı derecede kavurmuyoruz. Sadece biraz soteliyoruz bu şekilde. Siz yine dilediğiniz gibi doğramak şeklini farklı doğrayabilirsiniz. Küçük küçük de kıyabilirsiniz. Hiç fark etmez kapağını kapatıyorum. Çok az yumuşamasını sağlıyorum. Gördüğünüz gibi tamamen öldürmedim. Şöyle tekrar karıştırayım. Evet. Bu kadar sotelemem yeterlidir. Artık kabaklarını ilave ediyorum. Kabaklarla birlikte de pişireceğim. 1 tatlı kaşığından biraz fazla salça ilave ediyorum. Salçanın kokusu çıkıncaya kadar kavuruyorum. Mutlaka salça ekleyelim. Çünkü yemeğimize lezzet katan salça arkadaşlar. Üzerine kabaklarını ekliyorum. Sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Şimdiden hepinizi çok ama çok teşekkür ediyorum. Kabakları iyice karıştırdım. Biraz yumuşayıncaya kadar pişirdim. Şöyle kontrol ediyorum. Gayet güzel bir şekilde. Kabaklar biraz yumuşadı ve üzerine domatesini ekliyorum. 2 tane orta boy domatesin kabuklarını soyarak içerisine ekliyorum küp küp doğradım domatesleri arkadaşlar. Artık domatesin suyuyla kabaklarım iyice yumuşacık, lokum gibi pişmesini bekleyeceğim. Altına da orta ateşe getirelim. Kesinlikle yüksek ateşe getirmeyin. Suyunu tamamen çeker ve kabaklarınız susuz kalır. Eğer ki biraz daha sulu isterseniz üzerine yarım çay bardağı su ilavesi yapabilirsiniz. Çünkü bu su tamamen piştiğinde biraz daha kaybolacaktır. Evet, karıştırıyorum ve kontrol ediyorum. Biraz daha pişecek kabaklarım. Kapağını kapamadan önce içerisine bir çay kaşığı tuz ilave ediyorum. Tuz miktarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle bir tutam kadar da karabiber ekledim. Karabiberi çok yakıştırıyorum ben yemeklerde, çok seviyorum. 2 diş de sarımsak eklemiştim arkadaşlar. Onu söylemeyi unuttum. Soğanla birlikte 2 diş sarımsak ilave ettim. Şöyle kontrol ediyorum. Gayet güzel bir şekilde yemeğim pişti. Gördüğünüz gibi. Şöyle yakından da sizlere göstereyim. Gerçekten lokum gibi oldular. Kabaklarımız gördüğünüz gibi incecik olmadığı için kaybolmadı. Bu şekilde daha güzel oluyor. Hem görüntüsü hem lezzeti. Mutlaka yapıp deneyin. Eğer yapar denerseniz yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi bildirmeyi lütfen unutmayın. Yapıp deneyeceklere ben şimdiden afiyet, şifa olsun diyorum. Şöyle servise alarak da son kıvamını göstermek istiyorum. Ve artık videomun yavaş yavaş sonuna doğru geliyorum. Dilerseniz kabın bu aşamada pişerken içerisine 2 yemek kaşığı kadar pirinç de ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Tam bir diyet yemeği, inanılmaz lezzetli. bir güzel videomun daha sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.